Yakından bakalım. Tüm hamile kadınlar için ücretsiz şekerler ne kadar da tatlı. Nefis şekerli ikramlardan oluşan bir açık büfe yiyebilirsiniz. Ve Kate'in bütçesine uygun. Sizin ve bebeğinizin isteyeceği her şey var. Tamam, Nutella. Evet, waffle. Ve hadi bundan bir sandviç yapalım. Ve bir katına daha bolca sürelim, inanılmaz. Neredeyse bitti. Biraz şekerleme ve hazır. Her şey Kate için. Tadını çıkar. Şu lezzetli şeye bak. Hamile kızımıza mutluluk verdin. Teşekkürler Alex. Val öğle yemeği sipariş ediyor. Hemen geliyor. Evet, evet. Vay canına kocaman. Evet, bu iyi olacak. İyi eğlenceler Mal ve bebeğin için de. Çok lezzetli. Ve kocaman. Merhaba Rina. Biraz ister misin? Affedersiniz, sadece hamile kadınlar ücretsiz yiyebilir. Problem yok. Kurtarıcı donut yastığı. İnandırıcı görünüyor. İşte geliyor. Wow, bu göbek çok büyük. İkizler mi? Üçüz mü? Dördüz mü? Daha çok donut gibi. Wow. Bebek C bir şeyler hisseder ve bebek V'yi arar. Hey bebek! Bebek Val kabul ediyor. Yardım! Alarm! Alarm! Evde bir sahtekar var. Alex bebek V ile iletişim kuruyor. Haha! Rina? Donut bebekten sayılmaz. Ama yine de sizin için özel bir ikramımız var. Dondurma külahı! Biraz aroma. Balık brokoli. Biraz acı eklemelisin. Ve o bebeği biraz krem şantiyle doldur. Korkunç bir lezzet için yapıldı. Yemeğe hazır. Tadını çıkar. Şaka yükleniyor. Ve işte bebek. Tebrikler. Bu bir oğlan mı? Hayır. Bu bir donut. Kafede yeni bir gün. Merhaba popüler kız. Bugün ne yiyeceksin? Aa bak. Hey, bu okulun en popüler çocuğu Michael. Amina'ya gülümsüyor. Ama asla popüler olmayan bir kızla birlikte olamaz. Kraliçeye doğru ilerliyor. Bebek Michael'ı onaylıyor. Benimle beraber cipsleri yemek ister misin? Evet, onlar harika bir lezzet. Olamaz. Hadi önce sen. Fantastik. Ne harika bir gün. Merhaba Amina. Matematik dersinden Rayna hatırlıyor musun? Lise birincisi olmuştu. Evet. Tam bir yıldız öğrenci. Bebek ha? Hayır. Hadi bu okuldaki en zeki çocuk. Onu geri çeviremeyiz. Ve devasa Pringles'ları var. Bu küçücük çantaya bu Pringles'ı sokabilmek için ne tür bir denklem kullandın? İnanılmaz. Bu popüler insanların zeki insanlar hakkında hiçbir bilgisi yok. Michael sinirlenerek ayağa kalktı. Michael bu dev cipsler için Kate'i yalnız bırakıyor. Ah çok lezzetli. Devam et. Zavallı Kate. Hey kızlar, hadi biraz TV izleyelim ve kafa dağıtalım. Aa, bunun için popitlere ihtiyacımız olacak, evet. Işıltılı gökkuşağı oyuncakları, teslimat zamanı. Amina'nın annesinden bir hediye var, çok tatlı. Bir sürü şeker. Gökkuşağı meyveleri ve biraz çikolata. Amina çikolatadan bir ısırık aldı. Çıtır çıtır, oldukça lezzetli. Aa. Bu da Kate için. Çok ağır görünüyor. Vay canına. Devasa. Aç bakalım. Şekerlemeler. Aman tanrım. En iyi şekerlerin hepsi burada. Şunlara bir bakın. Yemeğe bu şekerlemelerle başlıyor. Amina'nın aklına bir şey mi geldi? Ne düşünüyorsun? Aha. O küçük şekerleri popitinin içine koyuyor. Bunu nasıl olacağını çok merak ediyorum. Salla salla. Şimdi... Çikolata! Ustaca bir silah. Vay! İçinde eriyor. Şimdi katılaşmasını bekliyoruz. Aa, evet. Gökkuşağı çikolatası. Harika fikir. Şimdi yiyelim. Sen de denemelisin Kate. Ah tabii ki. Kate de bir ısırık istiyor. Yoksa değiş tokuş mu yapacaklar? Elbette. Kate patlayan şekeri alır. Amina da bebeğine eğlenceli dakikalar yaşatır. Bebek A uzun zamandır böyle lezzetli yiyecekler yememişti. Bu şekerlemelerle ne yapacağını bilmiyor. Ne harika bir gün. Cinsiyet belirleme partisi.
Şuna bakın. Pasta Kulesi ve şehirdeki en popüler arkadaş grubu. Hadi yiyelim. Pembe. Hmm, pembe bir kek. Bir kız olacak. Çok sevimli. Sanırım Amina kendi kendini öğrenecek. Aa, neredeyse. Popüler şakacımız iş başında. Hadi izleyelim. Aa, yüksek sesli bir patlama oldu. Amina hayatının korkusunu yaşadı. Cinsiyet belirleme partisinde beklenmedik bir durum. Ama hepsi bununla sınırlı değil. Örümcek mi? O ürkütücü sürüngenle ne yapıyorsun? Kek için mi? Amina örümceği fark etmedi. Aa, bu bir kız. Ha? Ne? O örümcek karnına gitmiş olmalı. Böylece örümcek bir bebeği oldu. Çok güzel. Bu zor bir hamilelik olacak. Ah, Kate! Haydi ama! Merhaba siz ikiniz. Vay! Bu ne? Ha? Bebek aç! Sanırım bu bebekleri bir an önce beslesek iyi olur. Huysuz bir bebek hiç kimse için eğlenceli değildir. Biraz süt hazırlamalı. Hayır, hayır! Şemsiyeyi aç. Üzgünüm Kate. Bebek sütle doymayacak. Hay aksi. Val, ne? Devasa bir Twix öğle yemeği mi? Bu bebeğinizi halinden memnun edecek. Kesinlikle. Pekala, Twix geliyor. Hmm, tadını çıkar bebeğim. Ah, o dünyaya bir şeker aşığı olarak gelecek. Tıpkı annesi gibi. Kate, bir şeyler yapmalıyız. Bebeğin çok aç. Ne yapalım? Bir öfke nöbeti başlıyor. Val ve Kate'in bir şeyler atıştırmasına izin vermiyor. Çok zalimce. Şimdi ne var? Bekle. Hayır. Bebek nerede? Bir dakika. Val, görünüşe göre ikizlere hazırsın. Aferin sana. Val bu çekişmeyi her zaman hissedecek. Durun! Güzel kıvırtıyorsun Val. Hala çekiştiriyorlar. Bu bayağı eğlenceli. Merhaba, hamile okuluna hoş geldiniz. Bugünün görevi zamanla yarışma. Zor bir görev. Ama şimdiye kadarki en iyi anneleri göreceğiz. Uyku, ödev, egzersiz. Kulağa yeterince kolay geliyor. Hadi başlayalım. Bakalım kızlar nasıl üstesinden gelecek? Saat çalıyor. Egzersizlerimizi yapma zamanı. Bu annelik aylarında formda kalmalı. Ah, iyi gidiyor Betty. Her şeyi hemen yapıyor. Sıcaklığı hisset. İşte bitti. Bu yüzden A artı aldı. Harika iş çıkardım. Bravo. Hey Jesse, ne yapıyorsun? Her zaman oyun oynamak için saati ayarlar. Çok tatlı. Ve kapı açıldığında kitabı açar. İzle ve gör. Aa, ha. Pekala. Sanırım bayan değil bu kıza göz kulak olmak zorunda kalacak. Aa, seni yakaladım. Şimdi başım belada küçük hanım. Gizli tuzak. Al bakalım o zaman. Ve eksi. Ah. Hediye günü. Bakalım Kelly ne almış? Biraz ekmek. Ama önce tarayıcıyla içinde bir şey olmadığından emin olmalıyız. Her şey iyi görünüyor. Buyurun. Sonraki gıda maddesi brokoli. Devam et bakalım. Evet. Şeker yok. Yemeğe hazır. Al bakalım Kelly, bu senin için. Gel buraya. Sonraki yemek. Soğan. Güzel. Ve bebek için bazı şeyler. Çok tatlı. Kelly tüm bunları elde ettiği için kendisini çok mutlu hissediyor. Hadi başlayalım. İçinde bir şeker. Bu bir şekerli sandviç. Nasıl? Şimdi Tracy'nin sırası. Görelim bakalım. Ama önce süper tarayıcı. Aynı ekmek mi? Tamam. Yaşasın. Bak. Kelly'nin tatlıları var. Her nasılsa tarayıcı onu fark etmedi. Brokoli mi? Şuna bakın. Bu gökkuşağı şeklinde bir kek. Ah, ne kadar havalı. Güvenlik asla fark etmedi.
Çok iyi. Çok lezzetli. Ekmek tamam. Ve bunlar da geri kalanlar. Sorun değil. Bilmiyorum ama normal yiyecekler konusunda neden bu kadar heyecanlısın? Çünkü Kelly'nin artık şeker büfesi var. Harika. Ve işte yastığın. Her şey hazır. Zamanı geldi. Isır bakalım. Hey, hayır. Bunlar sadece normal sebzeler. Olamaz. Hayır, teşekkürler. Ve hayır, ekmeğin içinde de şeker yok. Kelly'nin yastıkları bile şekerlemelerle dolu. İşte gardiyan. Bu Kelly'nin hilesi. Küçük küpesi her kapıyı açabiliyor. Biraz incelikle tabii ki. Ve o dışarı çıkmayı başardı. Görüşürüz Tracy. O artık özgür. Böylece Tracy'yi yalnız başına bırakıyor. Üzgünüm ev kızı. Çok şanslısın. Peki buradan nasıl çıkacak? Çılgın bir fikrim var. Sanırım Tracy bu fikrini bizimle paylaşıyor. Pizza'na kadar çukur kazıyoruz. Tabii ki şaka yapıyorum. Bu lanet hapishaneden çıkmak için çukur kazıyoruz. Hadi kızım. Bu çok zor bir iş. Özellikle de karnınızda bebek varsa. Bir ışık. Ama gardiyanın ofisinden geliyor. Tracy! Ha? Sanırım o göbeği hesaba katmadık ha. Daha büyük bir deliğe ihtiyacımız olacak. Lollipop var mı? Tracy o tatlı şekeri yemek istiyor. Lütfen bebek için. Doğmamış çocuk kartını oynuyorsun ha? Al bakalım. Teşekkürler güvenlik. Ne kadar tatlı. Kelly bu durumu fark eder. Onun da bir tedaviye ihtiyacı var. Lütfen. Güvenlik kendi özel şekerini veriyor. Ama yine de yiyecek sanırım. Bu da ne? Evet. Pamuk şeker yapıyoruz. Bir pamuk şeker makinesinin içine. Boş ver. Ve bitti. Bu ne güzellik. Harika iş. Tracy bak. Sen de görüyor musun? Pamuk şeker alabilir miyim? Kelly hayır diyor. O zaman... Kelly makinesini Tracy'ye ödünç vermeye karar verir. Ama parmaklıkları aşmak çok zor. Çok üzgünüm. Vay canına! Tracy şekerleme söz konusu olunca kendisini kaybetti. Hapisten kaçmaya ne dersin ha? Harikaydı Tracy. Hadi pişirelim. İyice dondur. Aman makine kısa devre yaptı. Bu daha ne kadar sürer? Tanrım! Ne? Nasıl rahatlayacağız? Hey! Bu kesinlikle bir meditasyon işi değil. Ah Mary! Üçüncü gözümüzü bu şekerlemelerle mi açacağız? Çanta kapansın. Atıştırmalıklarını evrak çantasında gezdiren başka kim var ha? Şimdi çanta yüz okuyarak kilitlensin. Hiç girmeyecek misin? Ah tanrım! Bilinçaltındakiler bile para. Atıştırmalıklar artık bizim. Şimdi bu gerçekten ilginç oldu. Çantayı açmak için onun yüzüne ihtiyacımız var. Bu bir problem olamaz. Taranıyor. 1, 2, tamamlandı. Hadi yapalım şu işi. Tamamdır, halloldu. Mary pozisyon aldı. Slime mı bu? Kate, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım. Mary! O henüz çok gençti. Bir maske. Sen kesinlikle ona benziyorsun. Açıl susam açıl. İşte şimdi iş başındayız. Mary. Yani Kate demek istemiştim. Tadını çıkar. Ne? Mary, bu bir rüya olmalı. Bu gerçek olamaz, öyle değil mi? Selam. Sen ben misin? Ben senim. Başım döndü. Güzel oyundu sarısı. Mary. Nasılmış cildi bakalım?
Hangi diş fırçası kimin tahmin edebilir misin? Tabii ki altın rengi olanlar süperstarımızın. Hadi ama bu harika. Hadi fırçalayalım. İçindeki de mi aynından? Nasıl bir sonuç olacak hiç bilmiyorum. Mary nefesini bile altından alıyor sanki. İşte bu. Ne kadar da altın bir gülüş. Peki ya başka yapılacak bir şey var mı? Tabii ya, altın sabunla cilt temizliği. İtiraf edeyim, bunun günlük rutinin olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Gerçekten demek zenginler böyle yaşıyormuş. Aman tanrım! Bu iş bittiğinde kusursuz olsa iyi olur. Çünkü parasına sonuna kadar değmeli. Ve şimdi rahatlayın, bitti. Ve sonuç tabii ki kusursuz. Aa, hadi işe koyulalım. Süper! Kate? Ah tanrım, sen neden böyle kıpkırmızı oldun? Ve lütfen bana doğru üfleme, yoksa bayılacağım. Hadi bakalım diş macunu. İnatlaşma. Ah, her neyse, bitmiş galiba. İşte elveda dünya. Hayır. Yehoo. Diş fırçası mı? Ah, o da neymiş ki? Bu ses de ne? Su faturasını yatırmayı mı unuttun? Sakın bana onu yutacağını söyleme. Bebeğim, neler oluyor? Ekmek mi? O bizim bebeğimiz. Ona dikkat etmiyor musun? Ha! Bunların nereden geldiğini bilmek istediğimi sanmıyorum. Ama açlıktan ölüyorum. Teşekkürler bebek Kate. Sayende bir sandviç oluşturduk. Bugünlük doyduk işte. Uyan bakalım Tracy. Aa, güne gülümseyerek başlayalım. Bugün bir randevun mu var? Güzel, hazırlansak iyi olur. Ne giymeli, ne giymeli? Bu güzel siyah elbiseyi mi giysem? Bebekti, hayır diyor. Emin misin? Tamam, bu iyi. Başka? Peki ya bu güzel pembe elbise? Hey, gerçekten bunu beğendim. Üzerinde görelim. Senin tarzın değil ama harika görünüyor. Hadi çıkalım. Biraz zaman geçtikten sonra Kate kıyafetinin onda olduğunu görür. En sevdiği elbisesi kayıp mı? Oh, hayır, Tracy Kate'nin pembe elbisesini aldı. Onun olduğunu tahmin etmeliydik. Tracy'nin gardırobunda hiç renk yok. Sanırım bunu giymek zorunda kalacağım. Sorun yok. Wow, Kate, harika görünüyorsun. Pekala, gidelim. Deni, bu Tracy'nin randevusu. Git onu yakala. O bir kaplan gibi. Deni pembe elbiseyi beğenmiş gibi görünmüyor. Onun için yeterince serseri değilsin. Üzgünüm. Kate gerçekten onun gözünü alıyor. O kıyafet ve çivili boyun bandı. Oh yeah. Lanet olsun bebekti. Gerçekten siyah mini elbiseyle gitmeliydik. Üzgünüm Tracy. Lezzetli atıştırmalık yeme zamanı. Şifreyi girin ve şekerlanda gelin. Aa, bir sürü atıştırmalık var. Şu şekerlemelere bakın. Çok lezzetli. Çikolata. Biraz şekerleme yiyelim. Gerçekten harika görünüyor. Trace, lütfen şifreyi giriniz. Hey, bu da ne? Hmm. Kate bilmediğini söylüyor. Baby T cevabını biliyor. Bip bili bili bilo. Aha, şifre bu anne. Sen çok zekisin. Ne? Nasıl olur? Bu doğru. Tracy zeki bebeği sayesinde şifreyi buldu. Atıştırmalıkların tadını çıkar. Her şey için teşekkürler Kitty Cat. Mmm, çok lezzetli. Kate, Tracy'nin dedikodusunu yapıyor. Bebek T'nin bir hırsız olduğunu söylüyor. Ama Tracy'nin umrunda değil. Ta ki... Bu doğru. Sen ve bilgisayar canavarı bebeğin hapse gireceksiniz. Ne? Hayır. Bebek hapishanesine hoş geldiniz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Lanet olsun. Hey, orada ne yapıyorsun? Tracy size katılmak için geldi. Güzel. Kate birkaç atıştırmalık almaya gitti. Kate'in eşyalarını kullanıyor. Tracy'ye değerli bir şey bırakmaması gerektiğini bilmeliydi. Hadi şaka yapalım. Aha. İşte bu. Kate bir kaza oldu. Of, yanlışlıkla oldu. Kate ciddi bir hasar olmadı ve karşılığını alıyor. Evet.
Bekle, bekle. Çikolata sadece bir şakaydı. Hayır. Ve bu Tracy için yolun sonu gibi görünüyor. Ah, Kate. Şaka yapmıştım. Ben cevabımı aldım. Ah, çok üzgünüm. Hadi alışverişe gidelim, olur mu? Vay, atıştırmalıklar. Bir dakika. Jess yapma. Balığı cupcake'le birleştiriyor. Bunun sonu iyi olmayacak. Hadi bu bebeği renklendirelim. Kırmızı ruj. İşte arkadaşlarımız geliyor. Büyük bir sürpriz bekliyorlar. Ve işte olacaklara bakın. Devam edin. Boş dudaklar. Güzel balık. Hey Jess, seninle gülmüyoruz. Hey Betty. Olamaz, telefonu alamıyor. Bayan için küçük bir yardım. Neden olmasın tabii ki. Her şey tatlı melek için. Betty'nin bu tür bir muamele görmek için yanlış bir şey yaptığını sanmıyorum. Jess! Hey! Onu düşürdü. Çocuklar, lütfen. Hayır, biz sadece iyilere yardım ederiz. Şimdi bu telefonu nasıl alacağız? Ah, vakum zamanı. Sadece ağzını aç, bu kadar kolay. Eh, tabii etrafınızda bir vakum taşıyorsanız. Selam. Kate, ah, bir saniye bekle. Makyaj zamanı gelmiş gibi. Ah, evet. Mary Mary, Louis Vuitton'unu girişte temizliyor. Kate'in kazağının üzerinde mi? Ah, bekle. Bunun yanına kalacağını düşünmüyordunuz değil mi? Şık şık. Hayır. Ne düşünüyordun tatlım? Ah, güzel bir cilt bakımı olsun. Tamam. Kate, ne yapıyorsun? Sen bir uzman değilsin. Sen onun cildi için Vlada suyu mu kullanacaksın? Sonuçla ilgili iki seçenek var. Ya korkunç olacak ya da çok korkunç olacak. Ah dostum. Bunun için 10.000 dolar mı ödedi? Ah bebeğim. Şimdi işte ücretlerimiz. Oh, bu rakamlar da ne? Ne yapacağız ki? Ha? Otursana. Neden saçlarını kesmekle işe başlamıyoruz? Kate, iki elini birden kullan bari, ayıp olmasın. Stilist Julie'yi tanıyor musun? Eminim seni A'dan Z'ye rahatlatacaktır. Tabii ki yapabilirsin. Kate'in ücretleri ödendi mi? Dön dön dön! Dön dön dön! Ücret listesi gelsin. Tanrım, çok pahalı. Ha? Ah! İşte. Hadi hemen şeker dükkanına gidelim. Üzgünüm Jay. Kızlar film izliyor. Bu harika. Ah hey, saat çok geç oldu. Çocukların yatma zamanı geldi. Biraz daha uyumamak için ikisi de yalvarıyor. Üzgünüm çocuklar. Filmin ilk yarısı bitti. Bekle. Bebekleriniz nerede? Gitmişler. Bebeklerin ikisi de gitmiş. Aman tanrım! Hayır, hayır! Bebeklerimizin gece uyumalarını hiçbir şey engelleyemez. Dünyaya hoş geldiniz. Bu harika! Tebrikler. Anneliğin sıkıntıları başladı. Telefonu tut. Sanırım onları biraz şekerle geri alabiliriz. Gel buraya. Sen nereden çıktın? Bu Tracy'ye bir fikir veriyor. Bebek balıkçılığına gidiyoruz. Çikolatayı oltanın ucuna bağlayın. Ah bebekler. Hmm. Çikolatayı istediğinizi biliyorum. Ah evet, bebekler tekrardan karnınızda. İşe yaradı. Aferin Tracy. Hadi eve gidelim. Uyku saatleriniz çoktan geçti. Merhaba bayanlar. Hoş geldiniz. Sizin için ne verelim? 5.000 dolarlık pizza mı? Hemen geliyor. Bu herhangi bir normal insanı batırır.
Dürüst olmak gerekirse masayı kırmamasına şaşırdım. Evet Kate, senin için? Evet, $1 yemek. Kate'in bütçesi için mükemmel. Geliyor. $1 yemeği. Sizin için hanımefendi. Peki bu çok az ama. Tamamen küçücük. Evet, ciddi anlamda. Bunun için ödediğimiz dolara değmez. Her neyse, hadi yiyelim. Hala lezzetli. Güvenli seyahat. Küçük bebek Kate için burger çok büyük. Minik olmanın bonusları. Şimdi de patates kızartması. Bakalım bebek ne düşünüyor? Yaşasın. Normal bir boyuta benziyorlar. Nefis, gevrek. Pizza, pizza. Ağızdan içeri gidiyor. Leziz, leziz, leziz. Yuhuu. Hadi yiyelim. Mükemmel. Ve hepsini yıkamak için bir kola. Geliyor. Hey, iyi yakaladın bebekçik. Şimdi bebek Kate ağzına kadar doydu. Anne o kadar doymasa da. Bal pizzayı güzelce hazırlıyor. Bu pizza dürüm. Afiyet olsun. Aman tanrım. Eğil ve süper ol. Evet, bunu tahmin edebilirdik. İyi misin bebek Val? Ah Val, az önce ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Betty, Jesse, bunu niçin yaptın? Ah, kötü kız meleğimiz Betty'nin odaklanmasını imkansız hale getiriyor. Sakıncası var mı? Oo! Öğretmeni çağırıyor. Bu ne gevezelik? İyi ki Betty öğretmenin favorisi. İşim bitti Jess. Ve tabii ki işte sana sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir diyet. Abur cuburlarını çantaya koy ve kimse zarar görmesin. Ah zavallı Jess. Hamile bir kızdan çikolata almak mı? Ne kadar da kötü. Bütün o şeyleri nasıl sakladın inan bilmiyorum. Gerçekten bu çılgınlık. Daha fazlası da mı var? Vay canına kötü kız. Ciddi olamazsın. Bu kötü birinin en kötü kabusu. Brokoli ve meyvelere karşı. Betty'nin çikolatası. Bunlar benim mi? Betty, çikolatalarımızı elimizden alabileceğini düşünmedin değil mi? Boğuluyorum. Saçında bir sakız mı var? Tek yol var. Kesip atmak. Zavallı Betty. Bu harika bir şey olabilir veya... Bir görelim. Mutlak bir kabus. Bu kötü şeyi nasıl yaptın? Bu onu sessiz tutacaktır. Şimdi o çikolataya geri dönelim mi? Yoksa çok mu erken? Çok aç. Hey! Bir mega burger. Ne kadar da güzel. Hadi onu süsleyelim. Çikolata sosuyla mı? Evet. Ne de olsa tatlı ve tuzlu yeni çılgınlık. Evet. Sırada ne var? Tabii ki şekerlemeleri serpin. Evet baby. Ve şimdi evet. Onu biraz krem şanti ile tamamlayın. Seni dahi. Bu çok çirkin görünüyor. Şimdi yemeye başlayabilirsin. Bu annelik kaşarmeleri başka bir şey değil. Umarım beğenirsin kızım. Çok harika. Hadi gidelim. Jess? Demek onun burgeriydi. Canım. Sanırım yanlış kıza bulaştık. Ve bunu kimin yaptığını öğrenecek. Dedektif Jay olay yerinde. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Yakaladım seni. Tanrım! Öfke ölçeği. Duvarların dışında. Olamaz. Şeker yüz.
Al işte. Patlat onu. Ah, sakin ol Jess. Sakin ol. Hey. İşte geliyorlar. Selam. Lütfen. Hmm. Yeni günlük işler. Merine ne istediğini biliyorum. Satılık olsun yeter. İhtiyaç değil, istiyorum. Ah hayır hayır. Siz okuyabiliyorsunuz değil mi? Bu pembe olan da çok şeker değil mi? Altın, altın istiyorum. Açılın yoldan. Ultra zenginimiz partiye katılmaya hazır. Ve o para silahını getirdi? Wow! Aa, ben hayır dedim. O satılık değil. İlk bendim. Sanırım Nancy'nin konuşması sona erdi. Evet. Ah dostum. Selam, beşik lütfen. Zavallı sarışın bu paraya nasıl bir şey bekliyorsun ki? Hadi al bakalım. Teknoloji harikası. Vay, hey. Tatlı anlaşmaydı. Müşteriler işte. Hepsinin beklentileri farklı oluyor. İşte. Oo. İşte bu. Belki de artık bunu satmalıyız. Ne dersin? Mary, pembe olan sana kalmış gibi görünüyor canım. Ah! Ha? Dünyanın en güzel bebeği için altın bir biberon istemez misiniz? Evet, benim. Wow! Ben en zenginim. Ah! Oo, para. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu maceradan sonra söyleyebilecek tek söz bulamıyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve onlara yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de lütfen sayfamıza abone olun. Görüşürüz, barışla kalın ve bizi çok özleyin.